Artık yüzümün şişliğiyle ilgili söyleyecek hiçbir bahanem yok. Yeni uyandım falan da demeyeceğim. Yeni uyandım. İçeriye gidelim. Balkona mı çıksak? Bugün evime vergi dairesinden gelecekler. Ama bir dakika, benim videolarım klasik gibi. Şimdi size dün rüyamı anlatacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Hadi bir geç be. Ha sen ne? Bu nasıl bir perdeymiş zıkkımın kökü? Otobanda yaşamıyorum. Rüyamda ben ve ilkokul arkadaşlarım ama biz lisedeyiz. Aldatıldığımı öğreniyorum. Bir kavga çıkıyor sonra ve ben kavgaya asla dahil değilim. Ben kendi derdindeyim köşede. Arkadaşlarımdan biri birini dövüyor. Efeleniyor, birbirlerine bir şeyler yapıyorlar. Onu itiyor. Sonra biri deliriyor. Bu sıraları falan yıkıyor insanlar. Sonra ben de arada kaynıyorum. Baktım dayak yiyeceğim. Sonra çekiliyorum. Diyorum ki ben gidiyorum ya diyorum. Ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Etiyopya'ya gidiyorum. Evine git, başka bir yere git değil mi? Bir grup öğrenciyle bizi Etiyopya'ya yollamışlar. Biz orada müsabaka gibi bir şeye katılıyoruz. Çok zeki olduğumuz için ama. Saçmalığa bak şimdi, bir dakika. Ülkeyi kontrol edeceğim. Somali, Kenya, Sudan, oralarda bir yer. Bir Afrika ülkesi. Ve benim gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Bakayım. Yok. Eritre almış o kıyıyı. Diğer kıyıyı da Somali almış. Denize kıyısı yok. Peki ben ne gördüm rüyamda? Böyle mültecileri alıp bir yerden bir yere taşıyanlara ne deniyor? Mültecileri biri kaçırmaya çalışıyor sürekli. Ülkeden çıkartıp başka bir ülkeye sokacak. Bunu da deniz yolu aracılığıyla yapıyor. yapsan küçük botlarla falan yaparsın ya da ne bileyim küçük bir şeylerle yaparsın. Kocaman bir gemi. Kocaman ve içi full mülteci dolu. Arkasında polis ama nasıl kovalıyor inanamazsınız. Ateş ediyor, savruluyor, bir şeyler yapıyor falan. Sonra bir baktım, bir tur sonra ben gemideyim. Mültecilerle beraber gidiyorum. Ya dümdüzgün gelmişsin. Düzgün bir şekilde gitsene. Sonra polisler yakalıyor bizi. Allah durduruyor. Diyorum ki bak polis memur bey durun bir dakika durun. Sakin olun. Şu an ben Türk'üm. Bunlarla hiç alakam yok. Ben müsabakaya geldim diyorum. Bana inanmıyor. Sonra uyandım ama Allah'tan kaygıcı geldi. Bir de hapis hayatı falan yaşayamazdım. Niye tabak gibiyim ya? Bugün şimdi Emily gelecek. Ve Taylani'ye geliyor yani. İkisi birlikte buraya geliyorlar. Çünkü ablamın mülakatı var atandığı için. Hani annem geliyor diye. Birazcık temizlik yapayım demiştim ama. Böyle 40'lı yaşlarındaki amcaların oturduğu sandalyeler var ya. Her yere oturup böyle geleni getiriyor, gideni götürüyor. Şaka yaptım. Bu sandalyeye oturan insanlar bir tık daha elit oluyor. Kendimi buradan çekmesem iyi olur. Gıdığım çıkmış. Sandalyem. Bu arada biz görüşmüyorken Beşiktaş şampiyon oldu. Abi yine bir kötü ya. Bir şey söylemeyi unuttum. Bir Telegram grubu açıyorum. YouTube videosu haberlerin olsun, başka bir haberler olsun, Müge Anlı haberleri bile olabilir. Her şeyi orada paylaşacağım. Oraya katılmayı unutmayın, tamam mı? Telegram grubunda ben de olacağım. Ben paylaşacağım. Her şeyi ben paylaşacağım. Çok heyecanlandım. Allah rızası için geçmeyin artık şuradan ya. Çit çekeceğim ha. Bir hazırlansam mı? Çünkü vergi dairesinden gelecekler. Neyse ya, vergi dairesindeki insanlar beni bir olduğum gibi de kabul eder diye düşünüyorum. Size ne diyecektim ha? Bir... Bir Telegram grubum var. Bu bir mevki değil bu arada. Herkes açabiliyor. Artık tüküreceğim ha. Sürekli aklımda şarkı çalıyor ya. Benim arkadaşım bir tane şarkı söylüyordu ilkokuldayken. Hep aynı şarkı söylüyordu. Kara kara topraklar seni elimden aldı. Hatıra diye senden bir garip resmin kaldı. Ay. Islak. Bu üstümdeki şey şu an ıpıslak. Islak yani bildiğiniz şıpıdık şıpıdık ıslak. Islak daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum işte ıslak. Ama giyeceğim yani. Şu an kendimle bile uğraşacak halim yok. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Markete simit almaya. Geçen ne okudum? Güzel insanlar için maske takmak ne kadar zor biliyor musunuz? Bütün karakterim güzelliğimdi. Şimdi komik falan olmam lazım. Kibar olmam lazım. Cömert olmam lazım, iyi bir insan olmam lazım diyor. Tek karakter özelliğim güzel olmaktı diyor. Bugün kendimi güzel hissettiğim için bu şeyi üzerime alınabilirim. Niye bir şişman şişman durdum?
Aslında çok da şişman değilim. Bay bay. Siz de benimle geliyorsunuz. Nereye bay bay? Ana çoraplara bak. Böyle dışarıya çıksam beni var ya. Kalaşnikov'la vururlar. Bak bu ne? İki hafta bir dakika. İkisinin rengi birbirinden farklı. Ama giyeceğim. Onun da değil. Ha bu arada size söylemeyi unuttum. Tam balkonda çay keyfi yaparken vergi dairesinden geldiler. Ve ben şey sanıyorum. Şimdi vergi dairesinden geldiklerinde evi gezecekler falan. Niye evde maske takıyorsam. Hiçbir şey yapmadılar. Adam kapıdan bilgilerimi aldı. Bir şeyler sordu. Bir şeyler imza attı bu kadar. Ve kimliğimi kaybetmişim yine. Artık zımbalayacağım üstüme. Bir tane bakkal amcam var. Şu ileride hemen bakkalı. Bilmiyorsunuz nerede olduğunu. Onu çok sevdiğim için sürekli oraya gitmek istiyorum ama bakkaldan da artık ne alacağımı bilmiyorum. Alacak bir şey kalmadı. Sadece onunla merhabalaşmak, selamlaşmak, sabahlaşmak için sürekli bakkala gitmek istiyorum. Bakkala gidince neler alıyorsunuz lütfen? Ayşe yazın artık toybox almaktan sıkıldım. Adam diyecek kızım sen salak mısın? Biraz daha Anadolu tarafından gelenler anlayacaklardır. Bizde böyle bir komşuluk, market, amcacılık, teyzecilik şeyi vardır, kültür vardır. Ama burada olmadığı için ben de bulunca yapıştım adamın yakasına, kurtulamayacak. Çöp indireceğiz valla. Benden ağır. Ay düşeceğim şimdi. Oha bu kadar ağır çöp torbası hayatımda hiç görmemiştim. Allah valla uçacağım şimdi aşağı. Oha. Kolay gelsin. Görevimiz avokado bulmak. Hiçbir şey almadığım için şu an hırsız sanacaklar. Ne demek avokado falan yok ya? Bu kız vlogger vlogger bir şey olamayacak mı ya? Eda'nın yüzü gülür mü? Hayır. Bulamadım avokadoyu. Bugün açılmanın ilk günü. Ama açılmamışız. Acaba yargılanıyor muyum şu an? Bakıp tüküreyim suratlarına. Çalışmıyor, zil çalışmıyor. Şöyle çalışıyor. Muhammed'in krizi geçti mi acaba? Muhammed arkadaşım. Hayır lütfen. Aç kapıyı. Lütfen yolda beni dövdüler. Bir tane adam. Şaka yaptım. Kolonya. Zaten canımın kıymeti yok ki. Ben canımı yerim. Ya sen beni niye aramıyorsun? Ya sen beni niçin aramıyorsun? Ben de orada yerim, yerim. Kahvaltı. Biraz daha dezenfektan. Acıktım. Ana, umurumda değil. Hı, açısını bulmak önemli. Bakış açısı her şey. Ya Rabbi şükür. Çok şükür yarım. Poğaçamız var, simidimiz var. Bir dakika, ben bir tane mesaj attım, bir tane mesaj mı atmış? Kim aga? Ha tamam, 3 tane atmış. Kim atmış aga? Kim ya, ne? Of! Kamera açık değil mi orada? Evet. Rahatsız mısın? Yok. Götünü mü dön? Götünü diğer tarafa mı döndü? Kamera açık diye. Lan ne alak oğlum, buzdolabına bakıyorum ben. Ya lan aşı olmuş. Herkes aşı oluyor ya. Bu an nerede yaşıyor lan? Krakow'da yaşıyor. Sen nerede yaşıyorsun? Ben nerede mi yaşıyorum? Evet sen nerede yaşıyorsun? Bak sen benim nerede yaşadığımı ne yapacaksın? Yumurta yiyecek misin? Polonya. Yesek mi yemesek mi? Gazım var, osuracağım. Kokusu geldi. Yapmıyorum. Bilmem. Arkadaşlarımızı test etmiştim. Neden yap demedin? Zaten yapıyor. Zaten. Sen yiyeceksin mi yumurta? Emin değilim aga ya. Yesem yemesem bilmiyorum. Sen yiyecek misin? Ya kim bekleyecek? Birer tane açılsak mı? Kim bekleyecek ya yumurtayı? Muhammed o neydi öyle? Kök değil yani. İçinden insan bile çıkabilir. O kadar ağırdı. Tamam. Onun dibinde türlü var. Bastırma çok patlar. Türlü onun dibinde. Bakalım türlüleri 2 hafta önce yaptım mı? Evet işte dolapta unutmuşuz. Döktüm. Şimdi üstümü değişeceğim ama izlemeyin. Benim bir tane tişörtüm vardı. Aldığım tişörtleri... Bu ne ya? Asker selam. Aldığım tişörtler kayboluyor. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Bir kız kardeşim falan da yok çalacak. Çalsa çalsa Şeyma çalar da. Onun dolabına da hakimim yani. Nereye çalacak? Biri tişörtümü çalmış. Ulan. Ulan. Tişörtüm nerede ulan? Güya kademeli olarak açılıyormuşuz. Bakın. Okullar 427 gündür kapalı. 427 gün. Ben eğitimle bak
Bitti bütün. Bakın konuşmama. Neden? Çünkü sosyal skillerim sıfırlan. Sosyal becerilerim kalmadı. Konuşamıyorum ya. Bulamadım. Ne giydiğimi göstereyim mi? Giydim. Maalesef ki. Kolumun üst kısmı neden bu kadar kalın? Oha. Bulamadım çünkü diğerini. Kim çaldı acaba? Acaba şu an kimin dolabında ya da kimin kirliliğinde? Belki de pis donların arasında. Muhammed telif yememişin elinden geleni yapıyor. Alo. Annemin telefonuna Uber'i indirir misin? Ben Uber'i indiriyorum. Sana nereden nereye diyor. Nerede ne? O bulunduğun kolumu seçeceksin işte. Nereye ya da sana zaten onu yollayacağım. Orayı gireceğim. Ben kart bilgilerimi ben sana anlatacağım ya. Orada biraz kurcalarsan anlarsın. Ödeme yöntemi seçin var. Kart ekleyin var. Aşk yapmak soru işareti. At. At. At kız. Başka ne yeriz? Baba ne yiyeceğiz ya? Allah'ımıza şükürler olsun. Aynen. Bir ayağımız çıktı. Simit poğaça aldım size sabah. Nereden aklına geldi lan? Yani şişmanlar böyle şeyler düşünür benim gibi. Sevmedim ben üstümdekini. Üstümdekini değişip geliyorum. Yine sevmedim kendimi. Her şeyi döktüm saçtım. Ne oldu biliyor musunuz? Etiketini unutmuşum üstünde. Korkulu rüyam. Az daha öyle dışarıya çıkıyordum. Allah'tan evde bir dakika dışarıya çıktım. Ama merak etmeyin sadece bakkal amcaya gittim çünkü o beni yargılamaz. Bu video Eda Yaman sürekli kombin değiştirdi videosu oldu. Neyse annem gelmeden sadece odayı süpürsem yeterli ya. Gerisi şov. Niye 3 kere zemleştin? Bir dana gibi hissettim onunla. Bir şey mi yanıyor? Ayağım ben poğaçları yakmışım ya. Metin acaba kazandığı parayla metal mi alıyor? Bir daha ödeşme sormak lazım. Kendime çok güzel bir bardak aldım. Bardaklarımın linkini de aşağıya bırakacağım. Çok güzel bir bardaktı. Söyleyecek bir şeyin var mı? Sadece bir kere. Bir kere kahve içtim. Ondan sonra bir uyandım ki bir gün. Ne deniyor? Ne kurban gitti derler. Ne valla ben de unuttum şu an. Türkçesi birbirinden kötü. Komple kurban gitmiştir ya. Komple. Ne kadar bak ergonomik bak. Şuradan atıyorsun şuraya. Pat çekime devam ediyor. Bilal'miş o. Selam sabah vermeden gidiyor. Evet Bilal o. Sesler bakayım. İnsan bir selam verir, sabah verir. Aa, Muhammed'le yapmayı en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Burada kahvaltı diyecektim. Polis telsizin her şey insanları korkutma. Az önce şeyleri korkutacaktım işte Bilal'le kamacıyı. Ay elime sağlık ya. Senin elime sağlık. Neler yapmışsın böyle ya? Mışmış tostlarımı, şeylerimi. Onları biraz yakmışsın ama. Sanki. Şaka yaptım, işi Muhammed'e yaptıracağım. Bu bir taktik de. Arkadaşlar Şeyma... Hayır atmadık daha. Şeyma'nın odasında bir bardak var. Şeyma memlekete gitti. Memlekete giderken odasında bir bardak unutmuş. Bardağın halini görmeyin ya da görün göstereceğim. Kusacağım şimdi o kadar çok simit yedim ki. Bardağı atıyoruz bu arada. Bardak artık kullanılacak. Ay içinden yaratıklar büyüyor. Bu bir çay deneyiydi. 17 günde neler olabilir diye baktık. Evde kendi başına bir tane daha canlı yetişmiş. Biz mesela evde iki kişiyiz şu an ama artık iki kişi falan değiliz. Ne yaşıyorlar içeride bilmiyorum. Belki de yalnızlık çektikleri için çoğalıyorlardır kim bilir. Mikropları, küfleri artık neyse. Yargılamadan önce 2-3 kere düşünün. Çünkü sebeplerini bilmiyorsunuz. Bak az daha elektrik çarpacak. Ayağımı vurdu. Ne iyi be. Drama queen'lik yapmıyorum gerçekten kızı. Ayağımı vurdu. Ayağım kırılmış olabilir mi? Ayağım kırılmış. Bitti. Bir daha temizlik yapanı var ya.
Anam bayılacağım şimdi. Niye bu kadar yoruldum? Annemler şu an Ali Beyköy'e inmek üzere. Aha. Erik ağacımdaki erikler oluşmaya başlamış. Odamın orada böyle bir erik ağacı var. Ama erikleri aşırı... Lan erikler ne olmuş? Eriklerin haline bak. Ne yememi bekliyorlar? Ne... Annemler gelmek üzere. Derse girmem lazım çünkü bu hafta sunumum var. Ödevi yapmam arkadaşım yardım ettiği için. Bugün derse ben giriyorum bizi temsilen. Ve hoca derste sorular falan soruyor. Saçmalığın daniskası. Bir tane çocuk yazdı, tamam mı? Dedi ki playlistine denk geldim dedi. Çok güzel müzikler dinliyorsun dedi. Bu playlisti yaptığın için teşekkür ederim yazmış. Ben de cevap vermiyorum ki rica ederim. Teşekkür ettim, tamam mı? Sonra çocuk ne mesaj atmış. İşte ben de tam da aslında bunun için yazmıştım. İşte son bir single çıkardım. Acaba playlistine ekler misin? Demek ki playlistimi falan dinlemedi. Şimdi soracağım ona. Diyeceğim ki hangi playlistimi dinledin acaba da beğendin? Yalancı, muhtemelen yalan söylüyor. Çok uzun zamandır konuşmadığım bir arkadaşımı dün rüyamda gördüm ve nasıl biliyor musunuz? Bacakları kopuyordu ve bir tane kolu kopuyordu. Sadece bir tane koluyla hayatta kalıyordu. Mesaj attım. Dedim ki çok uzun zamandır konuşmuyoruz ama dedim ben dedim böyle şeylere inanırım. Rüyamda dedim kolunu bacağını kopuyordu. Kolun bacağını kopuyordu. İyi misin ya? Cevap vermemiş bu arada. Çok saçma. Kolu bacağı kopuyordu, onu sordum iyi mi değil mi diye. Şeker bir insan cevap verir. Ana nereye geldin? Ben daha girmedim. Mert seninle aşı yapacaksın değil mi? Sunumu? Evet. Bir dakika, Emily gelmiş. Nasıl alacağım şimdi yüklerini, bana taşıyacaklar kesin. Geldim. Aman annem hemen komşularla kaynaştı. Hello. Hello. Hola. Bir daha var ya. Geldim gitmem var. Ali'sini mi al Eda'cığım? Hello. Canım. Zaten retorik yaklaşmıştım, öpmeyecektim. Çekeyim mi? Anne. Patates çuvalı gibi yığılıyordu. Otobüste kafamı vurdum, kafamı. Neden vurmuşsun kafanı? Sigara içmeye çıktığın için. Yok öyle. Ya anne yeme be. Annem sigara molasına çıkmış. Sigara molasından da dönerken kafasını aldı. Otobüse çarpmış. Abiye bir ellerini kollarını yıkarsan çok mutlu olurum lütfen. Welcome. The letter is a formal one and there is gitti almış mıyım? Evet. Gerçekten çok mu? Almışsın. They will have 3 minutes to complete. Hayır. Para iadesi istiyorduk galiba. Aynen, state'den, işimizden bahsettik. İşte purchase, bunu purchase ettim. Şöyle bir problem çıktı. Refund istiyoruz. Bir bok yapamıyoruz şu an. Necik ne yapmış? Kızına sarma yapmış. Şişman Emily kızını da şişman yapmaya çalışıyor sanırım. Yapacağım, böyle gideceğim. Bişkötlü Emel. Ay, sesim açık değil umarım. Yine ölü taklidi yapıyorum. Yapraklı. Kaçtım. Umrumda değil artık, yeterli. Ya beni yok yazarsam. Ama zaten yokum ki, mantıklı olan da bu. Emily ne yapıyorsun? Çorba yapıyorum. Ne çorbası yapıyorsun? Çiviye çorbası yapıyorum. Kilo almış mıyım? Almamışsın. Ben aldığım için moralim bozuldu. Sen almışsın baya. Ağzım sana. Gelip gelip kamerayı ağzımıza tutup tutup çekip geliyor. Yalan mı? Başka işim mi var? Arkadaşım diyor ki, ablan neden her kamerayı gördüğünde mütemadiyen ilk defa görmüş gibi? Orijinalliğimi hiç kaybetmemiş gibi davranmış. Dedim ki şahsına münhasır. Ben herkese ablam biraz patavatsızdır diye tembihledim mi? Yani nasıl biri olduğundan biraz bahsettim. Aynen bu cümleyi kullandın. Eda ben gelmeden evvel arkadaşlarına şey diyormuş. Ablam biraz patavatsızdır, haberiniz olsun. Ağzından çıkacakların hesabını sonradan vereceğimi önceden yerini yapayım, anladın mı? Kilo almış mıyım? Evet, yedim. Pardon. Elif doğruyu söyle. Çok ciddi söylüyorum. Yüzün toparlamış. Hemen. Bir dakika, yüzün mü toparlamış? Tabii. Ben bu evi nasıl bırakmış gitmiştim? Nasıl gitmiştin? Nasıl bırakmış? Nasıl gitmiştin? Halılar deli, her yer tertemizdi. Oo, halıyı geç, halıyla kim uğraşacak? Her şey birbirine girmiş. Bunlar hep çekmece değil. Ay. Yordu. Yani alışverişin senin kartını da yaptırıyor bana. Elif gelirken şunu da alsana. Sende kart var. Yalan söylüyor. Yemin ederim bir kere Eda Erdemen sucuklu kaşar aldı.
Ağızda yeni şey buldum. Hayırdır? Bir de şıraları içeri al. Senin oradan yağ bağlamış. Kendine bak, senin gibi selülit bağlamış. Selülitlerin dizime kadar indi diye benimle dalga geçiyor. Eda'cığım, bu tencerenin kapağını bulabilir miyim? Hani öyle bir kapak yok. Nasıl kapak? Hani bir tane kapak var. O da bu. Ben hepsine çamaşır suyu döküyorum her seferinde yıkarken. Çamaşır suyunu söylemeyin sana. Niye koymuyor? Evet kanka, doğal temizleyici. Doğal temizleyici. Artık. Evet. İklim aktivisti olsam biraz iyi olur canım. Vallahi ben bulaşıklarımı çamaşır suyuyla yıkıyorum. Sen de çamaşır suyu koyuyorsun. Söyleyeceğim. Gerçi insanlar özeldirme. Doğal temizleyiciler daha iyi. Çamaşır suyu kullanıyor. Bizim içimize sinmiyor diye biz çamaşır suyu kullanırız ama doğal temizleyiciler de gerçekten anne daha iyi. Anne daha hönü ne yiyorsun Emi? Anne gerçekten ne bulursan ağzına ben tıkıyor. Ben yoldan geldim ama... Anne dün gece yoldan mı geldiydin? Dün gece de kızartmaları böyle ağzına tıkıştırdın. Gerçekten. Kızartmayı tencereyle yaptım, ağzını götürdüm. Çocuklara yaptık. Afiyet olsun cömbiş. Cömbiş? Cömbiş, ben de şişmişim. Bir şey yiyor, ona farkında mısın? Hep bir şey yiyor. Şimdi annemi bıçaklayacağım. Zaten otobüse falan böyle. İğrenç kafasını otobüse binerken tak diye vurmuş. Mağla da gösteririz için sallarsın. Bak. Sonra ne yapmış biliyor musun? Geldi şöyle yapıyor. Şurama bak, beynim. Beynim delinde. Eda. Beynim delinde Elif. Eda, bu kadar hiç çalışmadım. Hiç. Ne soracaklar? 4 tane soru soracaklar. Neyle alakalı? İkisi eğitim bilimleri, bir tanesi yorum, bir tanesi saf bilgi. Neye güvendin? Neye güvendim? Benim kredi kartım var. Sen ne demek istiyorsun yani? Kredi kartını dolabın üstüne mi koyayım ben, anlamadım. Dolabın üstüne. O ne demek? Bir dakika, kredi kartı dolabın üstüne koyayım. Annem mi yapıyor? Hayır, senin lafın bu. Nasıl ya? Bana seni hatırlatayım. Ben nerede böyle bir şey dedim? Rüyalarımda bir el bana doğru uzanıp kredi kartını. Geç. Annem beni uyuşturucu bağımlısı yapmaya çalışıyor. Gibi. Ben bu işlerimden böyle hiç yerden de rahatsız. Benim canım kullan. İnsanlar aç. Anladın mı? Anne bok gibi tadı var. Çok güzel bir şey. Sen de benim matı iç etmişsin. Anne ya koronaysan şapıdık şapıdık. Ağzıma yüzüme sürdün. Böyle bir çocuk doğurduğum için. Evet, terbiyesizce konuşan çocuklar doğurduğum için hicap duyuyorum. Yani ben banka gittim, parka gittim, oturdum. Parkta hep yetsiz yaş grubu. 3 tane kız var, 2 tane erkek çocuğu. Diğerdekiler spor yapıyor. Kızlar ağzından nasılsın, iyi misin, yok. Ya böyle bir iğrenç dedim. Ne, ayakkabımı beğenmedin mi? Çok güzel bir ayakkabı. Bu renkçün düşüne. Bir de bana kokoş. Bence gayet güzel bir ayakkabı. Bir yerde giyinmez ama Super Mario oynarken. Neyle dalga geçtiniz? Ya bana kokoş diyen sen bunu kim tedavi etti, eder mi? Vallahi billahi. Bak yemin ediyorum ben mesela Elif der ki Eda zordur, Eda bana diyor ki Eda ile yaşamak biraz zordur. Ben geçen bunu Hande ile de konuştum. Ben her gününden keyif aldım. Ha? Yemin ederim. Övün beni ya. Çok ters huylar var. Mesela yemekten bir tüy çıksın, kıyameti kopardı falan. Böyle teröristtir, burnundan gelir. Ama diğer zaman her günde ben sırf zile basıyordum bu kapıyı aslında söylensin diye. Ne oldu? Oğlum sen sadece Elif'e mi kötü davranıyorsun? Elif'e kötü davranmıyorum. Sana kötü davranıyorum. Bir kredi kartı verdi diye bana iyi davrandığını annesinin çiçeği çok özledi onu. Kitap genel kültür falan konuşuluyor. Hayırdır? Bizim hoca mesela şeyi tartıştı. İşte. Devam. Yok ama bu yanımızın çekilmesini istemiyorum. Çünkü hafif cahil görünebilirim. Dil mi önce geliyor yoksa... Anne bayılacak gibisin. Hatırlayacağım. Uyu istersen. Ha? Uyu istersen. Yok, zaten yıllardır ayakta uyuyorsun. Konuşmasına denk gelmedim bu arada. Ay Rus şey. Geçen bir tane Doğaltepe'de oturuyoruz. Ben Eda Hasan Güler. Bunu dinleyin. Taş duyuyorum. Bir de Mert var. Bunların hepsinin İngilizcesi çok iyi.
Bilal kötü olduğunu iddia ediyor ama Bilal uluslararası bir şirkette çalışıyor. Onun da yalan attığını buradan açıkça söylüyor. Sonra bir tane arkadan ses geldi. Eski yüz mü iyiydi? Bir dakika ama şimdi ben sana söyleyeyim. Kız geldi, baktı, aradan kimi seçerim. Muhammed'i yakışıklı buldu. Muhammed'e yanaştı, ben soru sordu. Bak, bundan analiz yaparım toplumda. Öyleyse daha çok üzülürüm. Hayır, o kız orada Turat'ta, benim o kızla kaçıncı görüşüm? İşte bak, kalabalığız, ortalığa sorarsın bir soru varsa, değil mi? Bilen yanıtlar. Yok. Kız şöyle yaptı, Muhammed'e gitti, açtı, Muhammed'e gösterdi direkt sadece. Ama gösterdiği şey dikkatimi dağıttı. Ne gösterdi? Salak, translate yazmış. Sen beni nasıl İngilizce bilmediğimi düşünerek translate yazıp çevirirsin? Çocuk yani, pert diye kaldı orada. Park açık mı? Şey, parka girilmiyor mu falan yazmış böyle. Ne? Park kapalı mı yazıyordu? Sonra kaldı böyle, sonra ama durum şu, şimdi park normalde açık. Ama o an kapalı. Ama hafta içi açık. Ama o an hafta sonu normalde dışarıda bir olmamız gerekiyor. Sen bunu nasıl söyleyeceğini? Şimdi ben bunu düşünemedim. Heyecanlandı, heyecanlandı. Dedim ki, no dedim. Ne dedin, ne dedin? No dedim. Ama no'yu öyle bir no şeklinde söyledim ki yani sanki şeymiş işte parkın sahibi benim. Öyle bir anlamda söyledim. Sonra tadım kaçtı, ne oldu zaten? Aa, öyle mi dedi? İşte... Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Muhammed kal geldi çocuğa. Ben böyle mal gibi kaldım. İşte teşekkür ederim. Ne dedin? Teşekkür ederim dedi. Sonra Muhammed yapınca iyi günler dedi gitti. Aynen. Senin özgüvenini yıkmadın. Hepsinin İngilizcesi var. Allah hepsi yurt dışı görmüş insanlar. Bilal görmedi ama Bilal de uluslararası bir şirkete çalışıyor. İngilizce bilmiyor, yalan atıyor. Ama kız sana bir şey söylediği için. Ne diyeceğim diyorum, ne diyeceğim hani diyorum. Hani bizim salça olmamız da çok saçma olurdu, anladın mı? Mesela kız sana sormuş. Ben yardım istiyorum. Ama orada... atıyorum orada. Bu kız benden ne istiyor? Bir de ben önce şeyi soruyu doğru anladım mı diye düşünüyorum. Önce excuse me, excuse me, excuse me. Kafada yankılanıyor. Girl'lerle outside keyfi. Etiketini çıkarmadan mı giydin? Ben etiket çıkartınca hoşlanmıyorum. Yeni olduğu anlaşılmıyor. Valla. I am sorry, ne sorry. Niye bunu herkes biliyor? Bir şey diyeceğim, bu evin en güzelleri sen ve ben değil miyiz? Anahtarlar koltuğun altından kalıp beni ara. Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Dedemin donundan daha gevşek lastikleri var. Al şunu anneme de ver. Dedem mezarda bu arada, haberin olsun. Adam var ya, bunu dur, anneme de. Takmayacağım. Atık üretemeyiz. Ben iyisini getireyim, atın hanımefendi diyeyim. Hayır, ben bunu... Çöp çıkartamayız. Bunu yıkayıp yeniden takacağım. Muavin gitti, bana bir tane daha getirdi. 10 tane var yıkayıp kullanıyor. Bu normal mi? Kulağım kırılacak. Aha, yatışmış. Kulağıma bak. Dur, gelecek. Şimdi size parkımızı göstereceğim, bir dakika. Yok, sana bir şey, senin yaşın, senin annenlerin yaşı büyük o zaman. Kahve almayı unuttuğum için geri dönüyorum. Çok akıllıyım çünkü. Ay, canlandım. Uzun zamandır böyle konuşmuyordum. Video yine bitti. Kapatmamışım. Çok uzun zamandır video çekmiyordum. Konuşmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Ama sizi çok özledim ve sizi çok seviyorum. Ve sizi sevdiğimi söylemekten utanmıyorum. Buraya kadar izlediyseniz de bu arada Telegram grubuma gelmeyi de unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Unutuyorsunuz çünkü söylemediğim zaman. Allah Allah, hep hatırlatacağım sanki. Hadi bay bay.